Konuşacağız, bir hukukçuya da danışacağız. Aynı zamanda siyaseten kirlilik tartışmalarını, iddialarını, eleştirilerini de konuşmak gerekiyor. Hukukçu ve yazar Gürkan Çakıroğlu bizlerle birlikte. Gürkan Çakıroğlu merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ilk soru elbette şu. Sezgin Baran Korkmaz'ı biz sanki biraz geç istedik yorumları yapılıyor elbette. Öyle mi oldu? İki hafta sonra süreç açıklandıktan sonra tartışmalar yapıldı, akşam programlarında konuşuldu, insanlar tartıştı, konuştu. İtiraflar, kimine göre iftiralar peşi sıra birbirini izledi. Biz o süreçte iade talebini zaten oluşturmuşuz ezberiyle konuştuk hatta. Fakat bu sabah uyandık ki haberlerde bu prosedür anlaşılan yeni işletilmiş. Süreç mi uzun sürüyor acaba yoksa hakikaten çok mu geç kaldık? Yok süreç uzun sürmez. Ee, bizim yargımız yeri geldiğinde şakkadan alıverir veyahut da şakkadana kararları çıkarı verir. Burada problem iktidarın kafası karışık. E, çünkü malum e, Sezgin Baran Korkmaz üzerindeki iddialar Sedat Peker tarafından e, yapılan ve ondan sonra yine Halk TV ekranlarında bu Veys Ateş ile alakalı olarak yapılan tartışmalardan gördüğümüz üzere doğrudan iktidarla alakalı olarak e, paralel iddialar söz konusu. İç içe geçilmişlik söz konusu hukuken. Şimdi burada biliyorsunuz daha önceden de e, yine Amerika ile alakalı olarak bir zarrab dosyası var. Bu Halkbank ile alakalı ve bu süreçte yine orada hakeza eşgüdüm olarak devam ediyor. O yargılamaların Türkiye üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandığı ve daha doğrusu aslında iktidar üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandığı ve e, oraya gitmesi mi daha iyi olur, burada kalması mı daha iyi olur üzerinden bence iktidar kendi içerisinde bir e, kafa karışıklığına gitti. Çünkü iktidar da şu an AK Parti tek bir odak değil. Kendi içerisinde 2-3 farklı kliğin çatıştığı, çarpıştığı bir yapı. Muhtemelen o kafa karışıklığından kaynaklı böyle bir süreç uzadı. E, ve süreçin uzamasından kaynaklı da bu, bu şekilde bir gecikme söz konusu. Ama burada e, gerek Serhat Peker olayı, gerek de bu SBK olayı, yani Sezgin, Baraz, e, Sezgin Baran Korkmaz olayında e, umarım e, Türkiye'de yargılamalar e, gerçekleşmez diye ben ümit ediyorum. Şimdi mesela Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. İşte e, Türkiye'nin şeyi söz konusu işte e, gururu mu onuru mu ne söz konusu. Yani Ahmet Bey yine çok e, tuhaf açıklamalar yapmış. E, hamasete yenik düşmüş. E, yani Gelecek Partisi'ndeki Ahmet Davutoğlu ile bir parantez açayım. AK Parti'deki Ahmet Davutoğlu arasında ben e, bir aydınlanma veya hatta bir değişiklik ben görmüyorum. O yüzden de hep diyorum ya Ahmet Bey Erdoğan'ın küçük prototipi maalesef öyle. Şimdi mesela açıklaması çok absürt. Şimdi Türkiye açısından, toplum açısından bu iddiaların gerçekliğinin ortaya çıkması mı önemli? Halkın bu gerçekleri bilmesi mi önemli? Yoksa halkın bu gerçeklerin üstünün bir şekilde örtülüp herhangi bir tazminatı Türkiye'nin ödememesi mi önemli? Hangisi daha önemli? Adaletin terazisine koyduğumuzda iddia edilen yolsuzluklar, iddia edilen hakikaten milletin cebinden alınan paraların başkalarının cebine belli birkaç kişinin cebine girdiğine dair bu kadar ağır iddiaların bu neticesinde hangisi daha önemli? Tabii ki toplumun aydınlanması, toplumun gerçekleri bütün çıplaklığıyla öğrenmesi daha çok önemli. O yüzden Ahmet Davutoğlu ve o tarz bir e, bakış açısının olaya bakış açısının son derece yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu açıdan Sezgin Baran korkmazın Türkiye'yi iadesi Türkiye için daha mı iyi, daha mı kötü bilmiyorum. Çünkü Türkiye uzunca bir süredir hukuk devleti değil. Hatta kanun devleti dahi değil. Türkiye çok ciddi anlamda polis devletine dönüşmüş durumda. Ve Türkiye'de yapılan e, yargılamalarda bir nevi bu erkekler ayrıldı da rafa kalktığı için e, yürütme e, şu an için daha doğrusu yasama yürütmenin e, tahakkümü yargı ise direktif altında. Yani bö böyle bir erkeklerin bütünleşme söz konusuyken ve yargı bir açıdan e, iktidarın belli başlı e, haksızlıklarını hukuksuzluklarını kapatma veyahut da iktidarın iç politikada malzeme üretmesinin aracı haline gelmişken Türkiye'deki yargılamadan ne kadar iyi bir hukuki netice alabiliriz? Açıkçası ben buna dair pek bir ümidim yok. Daha önce yapılan yargılamalarda da biz bunu zaten gördük. Bunların hepsini topyekun değerlendirdiğimizde ben açıkçası dediğim gibi bu konuda oldukça şüpheliyim. Amerika'daki mesela Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türkiye'de yargılanmak istemesi çok bence ironik. Çünkü neden? Hani çok ironik çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de mevcut yargı sisteminde e, ee, cezgim paran korkmaz. Beraat kararını alıp sallayabilir. Tıpkı Reza Zarrab'ı hatırlıyorsunuz. Ee, hakkındaki soruşturmalardan sonra arkasına Türk bayrağını koy koyarak bakın nasıl e, Türk milletinin e, milli ve dini duygularını istismar ediyorlar. Arkasına Türk bayrağını koyarak şov yaptırdılar ama ondan sonra Türkiye'nin başına açtığı belalar ortada. Hakeza burada da yine üstün körü bir yargılama yapılıp aklandıktan sonra yarın bir gün yine yurt dışı çıkışında mıkışında yakalanması veyahut da Sezgin Baran Korkmaz'ın kendi çıkarı veya hayatı için Türkiye aleyhine daha başka şeyler söyleyip olayı daha başka bir noktaya taşıması söz konusuyken ben çok emin değilim. Türkiye'de yargılanmasının Türkiye'nin menfaatine bakın iktidar demiyorum. Türkiye'nin menfaatine olup olmadığı konusunda ben e, çok iyimser değilim yani. Ama Amerika çünkü Birleşik Kostunucu Devletleri'ndeki bir olası bir sürecinde zarrap tehlikesi gibi bir tehlike doğurabileceği endişesini de taşıyorsunuz anladığım kadarıyla. E taşıyorum tabii ki ama burada söz konusu olan şu, ben bu tip davalarda şu an için e, sosyolojik vakalar olarak görüyorum bunları. Hukuki vakalar değil çünkü hukuk yok. Sosyolojik bir vaka olarak gördüğüm için de bu tarz yargılamaların savcısının iktidarı hiç muhatap almadan doğrudan muhalefet, yargıcının millet mahkemesinin ise sandık olduğunu düşünüyorum. Çünkü çalınan paralar milletin cebinden veyahut da liyakata aykırı olarak oturulan koltuklarda da sizin, benim veyahut da eşin, dostun liyakata uygun çocuklara oturması gerekirken oturamayan bir durumsunuz konusu. Tüm bunları birleştirdiğinizde bütün bu SBK dosyası veyahut da peker olayları veyahut da işte rezalar tüm bunların mağduru millet, toplum. Bu yüzden oradaki yargılama hukuka ve Hakkane uygun olarak yapılırsa ki Amerika bir hukuk devleti, bu bu derecede buranın mağduriyetinin hani bugün ee, Akşener diyor ya tiksindirici borç. E burada da eğer bir günah varsa, bir hukuksuzluk varsa bu Türk milletinin değil iktidarındır. E biz e, hükümetle devleti çok iç içe maalesef geçirdiğimiz için çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Türkiye Cumhuriyeti toplumunun bu tarz yolsuzluklardan daha çok fakirleştiği, herkesin ortak kanatı olduğuna göre. Bu, 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 bu e, suçların ve bu dosyaların bir numaralı ma mağduru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Peki genel bir tablo özeti isteyeyim. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaş şöyle sormuş. Bugüne kadar gerek mafya lideri Sedat Peker'in ifşaatları, gerekse Sezgin Baran Korkmaz'ın iddiaları, ses kayıtları vesaire. İktidarın performansı nasıl değerlendirebilir? O meşhur hep soruyorsunuz. Büyük resimde hangi noktadayız diye sormuş. Hem bana hem size sormuş bu soruyu. Nasıl yanıtlarsınız? E şöyle iktidarın dediğim gibi kafası karışık. Bakın şimdi Sedat Peker'in iddialarıyla işte bu 17-25 iddiaları vesaire kıyaslanıyor ya bu yolsuzluklar üzerinden vesaire. Şimdi o dönem baktığınızda iktidar yek vücut bir karar mekanizması belirledi ve onun üzerinden yürüdü. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü iktidarın bir değil, birden çok paydaşı var. Ve dikkat ederseniz Erdoğan Devlet Bahçeli konuşana kadar bu topa giremedi bile. Hiç giremedi. Neden Bahçeli bekledi Sayın sonra... Bahçeliyi? E çünkü iktidarın ee, fiziksel olarak küçük orta ama özgür ağırlığı büyük. Yani Bahçeli'nin özgür ağırlığı mevcut iktidar yapısında Erdoğan'dan büyük. E hal böyleyken tabii ki onu bekledi ve hani Süleyman Soğlu'yla da e, oradaki girif ilişkilerden kaynak olarak süreç buraya savruldu. Ama burada e, herkesin şunu düşünmesi lazım. Hep biz bunu karıştırıyoruz. Milletin menfaatleriyle iktidarın menfaatleri ciddi anlamda uzun yıllardır çatışıyor. İktidar kendi menfaatleri için yani kendisini iktidarda tutabilmek için gerçekleri yok sayıp saklayıp veya üstünü örterken milletin menfaatleri bu gerçeklerin bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasından yana. Bu sadece bu mevzuya ilişkin de değil. Birçok konuya dair. O yüzden bence bu tarz iddiaların olabildiğince üzerine gidilip şeffaf bir şekilde halkın neler olduğunu bilmeye hakkı var. Son soru. Yakın gelecek senaryosu bir de rica edelim. Tahminler, olasılıklar. Hem SBK hem mafya lideri Sedat Peker'in iddiaları, ifşaatları. Nereye gidecek gibi duruyor? Şimdi söylediğim gibi Türkiye'de hukuk yok. Türkiye hukuk devleti değil. Hal böyleyken hukuk açısından bu tarz iddialardan bir netice e, alabilme ümidini ben çok naiflik olarak görüyorum. Burada muhalefete iş düşüyor. E, yani bu konuyla ara, alakalı değil ama gelecek resmiyle alakalı olarak HDP'ye açılan kapatma davasının e, Türkiye'nin ve o kapatma davasına gerek muhalefetin göstereceği reflekslerin gerek toplumsal muhalefetin göstereceği reflekslerin ve yargının hani en böyle tırnak içerisinde vesayetin eee vesayetten daha az nasibini alan o da tırnak içerisinde diyorum. Göreceli olarak Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karar çok önemli. E, tabii burada iktidarın kendi içerisindeki çatışmalar da yani e, öz AKP diyelim. Hani bu otobüs var diye evet. turizmler. <laughs> biraz, evet. biraz ona döndü AK Parti. Öz AKP diyelim. Oradaki refleksler kapatılmadan yana değil ama mevcut yeni e, ortaklar, e, 4-5 yıllık ortaklar kapatılmadan yana. Zaten bas bas bağırıyorlar reklamlarda. Onlar arasındaki çatışma da biraz bu kapatma sürecine e, şeklini verecek. E, hep beraber bence o sürecin neticesinde de Türkiye'nin mesela bence erken seçime gidilip gidilmeyeceği, ekonomik istikametin nasıl olacağı, muhalefetin ne kadar güçlenip bir araya gelip gelemeyeceği bence bütün hepsi HDP'nin kapatılıp kapatılmaması sürecindeki gösterilecek reflekslere bağlı. Peki. Gürkan Çakıroğlu çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hukukçu yazar Gürkan Çakıroğlu ile konuştuk. Hem senaryolar hem siyasi eleştiriler dolu bir sohbet oldu. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Çünkü mecliste bir açıklama hazırlığı olduğu yönde